Tabii konumuz aslında telepatik internet. Yani insanların bilgisayarla, klavye ile veya telefonla girdiği internet değil, düşünceleriyle girdiği internet. İnsan beynini doğrudan internete, yerel ağa bağlayan teknolojiler geliştiriliyor. Aslında bu bir konu üzerinde... Şimdi. Hemen sormak istiyorum. Telepatik internet dediğiniz insanların beyninin internete açılması mı? Doğru. Yani siz klavye ile yazı yazarak çevirmeli ağ veya ADSL ile internete bağlanmıyorsunuz. Tabii ki internete bağlanan bir bilgisayar var ama o bilgisayarı elle kullanmak ya da el hareketleri işte Kinect gibi el kol hareketleri, jest mimiklerle kullanmak yerine bilgisayarı düşüncelerinizle kullanmanızı sağlayan sistemler geliştiriyorlar son 3 yıldır. Yani diyeceksiniz ki mesela bilgisayar dosyayı kopyala. Bunu söylemeyeceksiniz, düşüneceksiniz, bilgisayar dosyayı kopyalayacak. Ya şu anda böyle bir şey var mı peki? Yani şu anda bu gerçekleştirebildi mi? Gerçekten de hedef bu. Yani telepatik interneti gerçekleştirmelerine nihai hedefi sonuçta insan beyinlerini birbirine internetten bağlamak. Evet. Dolayısıyla insanların da birbiriyle düşünce yoluyla anlaşmasını sağlamak. Tabii ki bu hedefe ulaşmaya henüz en az 20 yıl var. Ancak bu konuda yani telepatik internet konusunda son 4 yılda önemli gelişmeler kaydedildi. Ve pratikte telepatik internet başladı bile diyebiliriz. Hatta ben size şöyle bir örnek vereyim. 2012 yılında Duke Üniversitesi'nden bir haber geldi. Gayet rahatlıkla söyleyebiliriz ki telepatik internete insanlardan önce fareler girdi. Beyin bilgisayar arayüzleri geliştirmişler. Bunlara bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz kontrol çipleri de diyebiliriz. Beyin bilgisayar arayüzlerinin ilk versiyonlarını kafatasının altında ameliyatla farelerin beyin kabuğunun üzerine yerleştiriyorlardı. Ve fareler kablo takılı olan bir arayüzleri kullanarak birbirinin beyniyle haberleşebiliyordu. Şöyle düşünün, farenin biri Brezilya'da, biri diyelim ki Arjantin'de. İkisinin kafasında da bir kontrol çipi var. Ve bir fare diğer farenin beynine internetten ulaşıyor ve o farenin bıyıklarını kullanarak peynir arıyor. Ve o farenin vücudunu kullanmayı öğreniyor. Öyle ki kendi bıyıklarıyla değil de öbür farenin bıyıklarıyla labirentte peynir arayabiliyor. Bu kadar doğal bir şekilde bunu 2 yıl önce gerçekleştirdiler. Ama daha sonra daha önemli ilerlemeler oldu. Biliyorsunuz burada kısaca değineyim sadece hatırlatmak için. Geçen programlarımızda konuşmuştuk. Neurocam denilen bir telepatik kamera var. Bu kamerayı kafa bandıyla kafanıza takıyorsunuz. Basit bir iPhone bu uygulamasını koyuyorsunuz. Bir de kameranın ön tarafı baktığınız yeri görmesi için bir prizma aparatı yerleştiriyorsunuz. Bu kamerada hangi erkekten, hangi kızdan hoşlandığınızı anlıyor. Fakat bununla da kalmadık. Brown Üniversitesi'nin de engellilerle ilgili bir çalışması vardı ki telepatik internet insanların hayatına, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için girdi diyebiliriz. Felçli insanların tekerlekli sandalyeyi, yani akülü tekerlekli sandalyeleri düşünceleriyle kontrol etmesini sağlayan bir sistem bu. Gene kişinin kafasına maalesef ameliyatla takılan bir şeydi. Ama Brown Üniversitesi harika bir deney de yaptı. Tekerlekli sandalyedeki bir bayan telepatik internete bağlı olan bir robot kolunu düşünceleriyle kontrol etmeyi başardı. Çünkü elektroensefalogram elektrotlu şapkası gibi bu kontrol çipi kişinin beynindeki sinir hücrelerini elektriksel aktivitesini algılıyor, yazılıma döküyor, komutlara dönüştürüyor. Ve böylelikle kadın kendi düşünceleriyle kendisine su koyacak olan robot kolunu kontrol etti. Ve videodan da görebileceğiniz gibi çok sevindi buna. Onun dünyasını değiştirdi. Yıllarca tekerlekli sandalyeye hapsolmuş felçli bir insan düşünün. Evet. Ve ilk defa kendi isteğiyle kendisini su koyabiliyor. Ancak en son gelişme çok ilginç bir gelişme. İşte ben o en son gelişmeye gelmenizi bekliyordum zaten. O gelişmeye gelmek için bu yoldan geçmemiz gerekiyordu. Çünkü bu işin bir gelişim süreci var. Evet. Evet, çok daha çarpıcı bir şekilde çünkü ortaya koyacak. İnsanlar arasında geçenlerde ilk kez biri Fransa'da, diğeri Hindistan'daki iki kişi arasında yani birbirinden 8000 kilometre. Fransa ve Hindistan. Fransa'da. Ve Hindistan. Evet. Diğeri de Hindistan'daki iki insan arasında 8000 kilometreden daha uzun bir mesafede uzak olan insanlar arasında ilk kez düşünce transferi gerçekleştirdiler. Şöyle düşünün. Bu internet üzerinden mi? Evet. Bugüne kadar biz insan beynini internete bağlayabiliyorduk. İnsan beynini tekerlekli sandalyeye bağlayabiliyorduk.
Ama iki insan beynini biz şimdiye kadar birbirine bu şekilde bağlamamıştık. Evet, bir deney yapılmıştı daha önce. Bir profesör kendi öğrencisinin parmağını düşünceleriyle kontrol etmişti. Aynı üniversitede öğrenci ve profesör ayrı odalarda oturuyorlar. Profesör bir bilgisayar evet. oyunu oynuyor ve evet. o oyunda bir tuşa bastığını düşünüyor. Fakat onun yerine öğrencisinin eli klavyenin space tuşuna basıyor. Fakat tahmin edeceğiniz gibi bu bir motor hareket. Yani bu bir refleks. Evet, aynen öyle. Fakat bu yeni deney öyle değil. İki insan arasında ilk kez düşünce transferi yaptılar. Yani insanlar... Bu ne demek düşünce transferi yapmak? Yani şöyle düşünün. Birbirlerine şimdi, bilgilerini mi aktardılar yoksa birbirlerine hafızalarını aynen, mı aktardılar? Ne demek birbirlerinin aklından geçenleri okudular. Yani vücudun anlayacağı bir sinir komutu yollamak yerine birinin parmağını hareket ettirmek yerine internete bağlı fareleri düşünün. Daha farklı bir şey konuşmadan, yaptılar. Konuşmadan, hiçbir şey yapmadan, evet. hiç yazmadan birbirlerine... Evet, biri merhaba demeyi düşündü, öbürü de beyninde onun merhaba dediğini anladı. Yani kişinin merhaba dediğini kafasında merhaba kelimeleri belirerek anlamıyor. Bunun yerine şöyle bir şey yapmışlar. Biliyorsunuz bir Morse alfabesi vardır telgraflarda. Evet, evet, 19. Evet. yüzyıldan beri kullandığımız. Evet. Ama Morse alfabesi elektrik sinyalleriyle gider. Bir de şöyle düşünün. İnsanlar gözlerini ovuşturduğu zaman gözlerinin önünde ışık noktacıkları belirir. Doğru. Tül perde gibi dantel tarzı desenler belirir. Siyah Doğru. beyaz noktacıklar belirir. Şöyle bir şey yapmışlar. Bir görsel Morse alfabesi geliştirmişler. Yani Hindistan'daki kişi merhaba demeyi düşündüğü zaman e-posta yoluyla bunu öbür bilgisayara aktarıyorlar. O bilgisayarda kişinin beynini özel bir cihazla etkiliyor ve Fransa'daki kişi gözünün önünde Morse alfabesi gibi yanıp sönen ışık noktacıkları görüyor. Bu noktacıkları okumayı ona öğretmişler. Diyor ki ha noktacıklar bu şekilde yandı söndü demek ki bana merhaba dedi. Ciao Anladım. Dedi. Hello dedi. Yani bu da aslına bakarsanız nasıl ki bugün evrensel ticaret dili İngilizce, bir de Esperanto diye bir evrensel dil var. Bakın ilk defa karşımıza telepatik internet çıktı. İki insan beynini birbirine bağladık. İki insan beyni arasında düşünce transferi gerçekleştirdik. Birinin aklından geçenleri diğerine aktardık. Ve bunu evrensel bir görsel Morse alfabesi diliyle yaptık. Şimdilerde kablosuz telepatik internet geldi. Ya aslında mantık çok basit. Yani siz bilgisayara kabloyla bağlanabiliyorsanız kablosuz da bağlanabilirsiniz değil mi? Yani evet. düşüncelerinizle internete bağlı olan bir bilgisayarla Wi-Fi bağlantısı kurarsınız. Bunun için de kafanıza çip takmazsınız. Basit bir kafa bandı belki takarsınız. Yani ameliyat gerektirmeyen bir şey. Ve böylelikle bilgisayarı kontrol edersiniz.